Merhaba arkadaşlar, ben Servan Hoca. Osmanlı tarihi konularımızı devam ettiriyoruz. Önce Osmanlı'nın genel özelliklerini verdik, Osman Bey dönemini verdik, şimdi de Orhan Bey dönemindeyiz. Değerli arkadaşlarım, kasmadan sınavda bize lazım olan bilecek kadarını vermeye çalışıyorum. Yoksa dolu ayrıntı var kıymetli arkadaşlar. Bismillah diyelim ve Orhan Bey döneminden başlayalım. 1326'da tahta çıktı babası Osman Bey'in ölümüyle ve 1362'de bakın 26 ters çevir 62. Tamam mı değerli hocam? Ve ilk faaliyetlerinden biri nedir? Bursa'yı almak arkadaşlar. Şimdi hikayesi şöyleydi. Babası Osman Bey Bursa'yı kuşatmıştı ama alamamıştı. Osman Bey alamadı ama kuşatma hep devam etti ve Orhan Paşa geçer geçmez Bursa'yı fethetti. Şimdi Bursa şehrine iki isim verirler. Bir Bey Sancağı derler, Bey Sancağı. Bir de Hüdavendigâr şehri de derler. Devletin ilk başkenti, bakın şuraya dikkatinizi çekiyorum. Devletin başkenti önce Bursa'ya, daha sonra İznik'e taşındı. Şimdi arkadaşlar, Orhan Bey, beylikten devlete dönüştüren kişi değil mi? Bakın bir daha söylüyorum. Orhan Bey Osmanlıları beylikten devlete dönüştürmüş. O zaman devletin ilk başkenti Bursa, daha sonra İznik. Ha beylikken, beylik zamanında ne vardı? Arkadaşlar ne vardı? Söğüt, Domaniç, Karacahisar, Bilecik ve Yenişehir vardı. Onlar da beyliğin merkeziydi. Evet, Bursa'yı fethetti. Palekanon yani Maltepe Savaşı'nda Bizans'ı yendi. Şimdi arkadaşlar iki şeyi karıştırmayın. Bafeon Savaşı derse Bafeon Koyunhisar oluyor. Osman'dadır. Bafeon Koyunhisar Osman'da, Palekanon Maltepe Orhan'da. Ve arkadaşlar ikisi de Bizans'a yapıldı. Burada Andronikos'u, genç Andronikos'u yendi. İznik, İzmit, Gemlik ve Ankara alındı. Ankara birkaç defa elden çıkacak, tekrar alınacak. İznik, İzmit, Gemlik, Ankara, Bursa. Hadi birlikte sayalım. Bursa, İznik, İzmit, Gemlik, Ankara alındı. Değerli arkadaşlarım. Ve Bursa'yı başkenti yaptı. Bey Sancağı'nı daha sonra başkenti İznik'e taşıdı. Kim? İsmi öz Türkçe olan tek padişah. 36 Osmanlı padişahından ismi öz Türkçe olan tek kişi Orhan Bey bu saydığımız yerleri fethetti. Bakalım neler aldı başka. Arkadaşlar Osmanlı'ya bağlanan ilk beylik aşağıdakilerden hangisidir sorusu defalarca ÖSYM'de kullanıldı. Osmanlı'nın aldığı ilk beylik Karesioğulları Beyliği'dir. Neredeydi bu? Balıkesir, Çanakkale ve çevresinde denizci bir beylikti. Denizcinin altını çizerek söylüyorum. Karesioğulları alınınca Osmanlılar donanma sahibi oldu. Bak hocam bak yeşille çizmişiz. Sınavda bu da çıktı. Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Osmanlılar ilk kez donanma sahibi olmuştur? Cevap Karesioğullarının alınmasıyla. Ve bu donanma nerede kullanıldı? Rumeli'ye geçişte. Rumeli'ye geçiş ne oldu arkadaşlar? Kolaylaştı. Ece Halil, Hacı İlbey, Evrenoz Bey gibi Karesioğullarının kıymetli komutanları Osmanlı'nın hizmetine girmiştir. İvedilikle toparlıyorum. Osmanlı'nın aldığı ilk beylik Karesi. Karesioğulları alınınca Osmanlı donanma sahibi oldu. Bu donanmayı Rumeli'ye geçişte kullandı. Bu geçiş kolaylaştı. Bu kıymetli insanlar Osmanlı'nın hizmetine girdi. Ve Bizans'ta o ara taht kavgası vardı. Ioannes ile Cantacuzene birbirine girmiş. O diyor taht benim, o diyor taht benim. Cantacuzene bakıyor baş edemeyecek. Diyor ki Orhan abi bana yardıma gelir misin diyor. Orhan abi de Cantacuzene yardıma gidiyor. Ve bu yardıma karşılık da Orhan abisine neyi veriyor? Çimpe Kalesi'ni. Sınavda bakın ne çıktı? Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprağı neresidir diye sordu. Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprağı neresidir? Çimpe Kalesi'dir ve ne karşılığı verilmiştir? Cantacuzene yapılan yardım. Ve Süleyman Paşa Orhan'ın oğludur. Oğlu Süleyman Paşa uç bölgesi olarak Gelibolu'ya görevlendiriliyor ve Gelibolu Fatihi olarak da tarihte yerini alacak. Şimdi Osmanlı'nın Rumeli'de ne işi var, neden gitti? Göçebe Türkmenlere yer bulmak, yerleşik hayatı yaygınlaştırmak, gaza ve cihat anlayışı, ilahi kelimetullah değerli arkadaşlarım ve Bizans'ın zayıf olması da Osmanlı'nın işini kolaylaştırdı. Bu arada çok teknik bir bilgi vereyim. Arkadaşlar bakın mesela Haziran ayındayız. An itibariyle ülkemizde yine depremler oluyor. Hakeza Karlova'da yine deprem oldu. O zaman da Rumeli'de deprem oldu hocam. Rumeli'de deprem oldu ve bu Bizansların kaleleri yıkıldı ve bizim Osmanlı elini kolunu sallayarak vallahi öyle rahat bir şekilde geldi orayı aldı. Biraz abarttım ama o depremler o kaleleri yıktı, Osmanlı'nın önü açıldı. Arkadaşlar Osmanlı Rumeli'de iki politik uyguladı. İskan politikası ve istimalet. İskan arkadaşlar. Hukukta buna sükna deriz. Oturma hakkı sükna. Bu da İskan'dır. Yerleştirme, oturtma politikası. Adalet ve hoşgörüye ne diyoruz? İstimalet. Sınav sorularınız. İskan ve istimalet nedir? Tamam arkadaşlar? Evet Orhan Bey devam ediyor.
Orhan Bey dönemindeki diğer gelişmeler arkadaşlar beylikten devlete dönüştürdü. Gümüş parayı Orhan bastı, bakır parayı Orhan Osman bak. Osman Bakır, Orhan Gümüş, Fatih Altın. İlk divanı kurdu, ilk tımar sistemini kurdu. Murat'la, birinci Murat'la tımar sistemleşecek. Divanı ve tımarı kurdu. Kadı ataması yaptı, subaşı ataması yaptı. İlk kez sultan ünvanını kullandı. Vezirlik makamı kuruldu. Düzenli ordu kuruldu. İznik'te ilk medrese ve ilk cami açıldı. İlk müderris Davud'u Kayseri nereye atanmıştır? İznik'teki medreseye atanmıştır. Davud'u Kayseri İznik'teki medreseye atandı kıymetli arkadaşlar. Son yapraktayız. Süleyman Paşa Gelibolu Fatih oldu. Orhan Bey Şücaaddin, İhtiyarüddin, Ufukların Bekçisi, Zamanın Kahramanı, Anadolu Meliklerinin Büyüğü unvanlarını kullanmıştır. İbni Batuta ona İhtiyarüddin ve Anadolu Meliklerinin Büyüğü demiş. Osmanlı'nın ilk tersanesi Karamürsel'de Orhan açmış. İlk imarethanesini de Aşevi arkadaşlar. İznik'te yine bizim Orhan açmış arkadaşlarım. Unutmayın Bursa'yı aldı, Ankara'yı aldı, İznik'i, İzmit'i aldı, Gemli'yi aldı ve arkadaşlar Palekanon Savaşı'nı yaptı. Devletin teşkilatlanmasını tamamladı. Evet yeni videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza sahip çıkın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.